Beklenen an geldi. GTA 6 ilk fragman yayınlandı. Bir kadın, bir erkek, soygun, twerk, twerk mü? İşte bu iyi oldu. Bayanlar baylar, ben Aksak Baykuş. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Evet, o çok beklenen GTA 6 ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda gösterildiği üzere ana karakterlerimiz bir kadın ve bir erkekten oluşuyor gibi duruyor şu anlık. Sanki daha önce geçmişleri var, kadın hapiste, muazzam bir atmosfer. Sanırım hikayemiz karakterimizin hapisten çıkmasıyla başlıyor. Açık dünyanın çok büyük olduğunu görüyoruz, yani ya da olacağını düşünüyorum en azından. Çünkü burada vahşi hayvanlar, flamingolar, timsahlar da görüyoruz. Bu da demektir ki muhtemelen RDR2 gibi veya belki botanik parkları, vahşi yaşam alanları, yani ormanlar da olacak gibi duruyor oyunda şu anlık. Her zamanki gibi klasik sahilimiz var. Sahildeki NPC'ler çok dikkatimi çekti çünkü çok kalabalıklar. Herkesin de dikkatini çektiği gibi aşırı bir kalabalık NPC'siz var sanki oyun içinde ya da olacak diyelim. Bunları daha sonra Rockstar azaltır mı, azaltmaz mı, daha mı ekler, bunu şu anlık bilmiyorum. Yine burada gördüğümüz gibi modifiyeli araçların olacağı, modifiyelere denildiği gibi biraz daha aban alacağı bahsediliyordu. Burada da modifiyeli araçları görüyoruz. Muhtemelen online tarafta da veya da hikaye tarafında da modifiyeli araçlara biraz daha ağırlık verecekler gibi duruyor. Partiler ve yine twerk. Anlaşmalar ve o muazzam Vice City atmosferi. Buradaki club bana bir şey hatırlattı. Bu sahneyi ilk gördüm, aklıma gelen şey... Hayır, o değil, o değil. Binaların da üste doğru olabileceği, yani üst tarafta da bir yaşamın olabileceğini düşünüyorum şahsen. Çünkü belli ki binanın üst tarafında bir havuz var ve burada bir etkinlik, hareket var. Aynı zamanda sosyal medyada var bunun içinde. Muhtemelen nasıl olur, canlı yayınlar yapılarak para kazanma muhabbeti mi olur veya oyunun içerisinde tekrardan bir sosyalleşme, influencer olma veya da ünlü olma gibi bir şey olur mu? Muhtemelen olacak gibi duruyor şu anlık. Çünkü bu kadar bunları ilk fragmanda bile gösterilmesi, canlı yayınların vesaire yapılması sosyal medya üzerinden, muhtemelen orada influencerlık tarzı veya da ünlü olmak için bir şeyler yapılacak. En azından ilk izlenimlerde ben öyle düşünüyorum. Yani grafiklere gelecek olursak, evet çok güzel, çok tatlı grafikleri var ama açıkçası benim beklentim daha yüksekti. Sizin beklentinizi karşıladım bilmiyorum ama ben beklenti açısından biraz daha iyi olabilir diye düşünmüştüm. Tamam, gerçekten çok güzel grafikler ama hani bir Cyberpunk gibi olur diye düşündüm. Mesela özellikle şuradaki sahnede kadının yürüyüşü çok bana böyle sert geldi, nasıl diyeyim, sanki GTA Vice City'deki gibi. Bana elbette katılmayanlar olacaktır. Yani çokça görev ve galiba gizlilik vesaire de var bu oyunda. Yani sadece ben bunları şu anda tahmin ediyoruz. Sonuç olarak daha ilk fragman yayınlandı. Hiçbir detay yok. Ama canlı yayınlardan görüldüğü gibi, başka şeylerden görüldüğü gibi, hani sanırım oyunun içerisinde böyle bir gizlilik görevleri de olacak. Yani kadın zaten suçlu, adam buna yardım ediyor. Görevlerin bazı yerlerinde muhtemelen hani işte sosyalleşip de, yani sosyal medyada kendini yükseltip kendini kapatma gibi olacak. Yani burada bir örnek verirdim aslında ama bu dernekmene geçelim, neyse. Bu adam özellikle benim dikkatimi çok çekti. Bunun da sebebi yüzündeki dövmelerin çeşitliliği. Yani oyun içindeki dövme çeşitliliği de artacak. Yani büyük ihtimalle grafiklerden ziyade içerik olarak aşırı yoğunlaşmışlar gibi duruyor. Yani bizi henüz neler bekliyor tam olarak daha hiç kimse bilmiyor. Açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü daha yeni yayınlanan bir fragman. Sadece fragman üzerine konuşabiliyoruz. Daha söylentiler üzerine konuşabiliyoruz. Yani çok 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 sağlam bir çıkış yaptı. Yaklaşık yani 11 saatte ortalama 56 milyon, 57 milyon civarı bir görüntüleme aldı. Ben bunun çok daha üstünü bekliyordum açık konuşmak gerekirse. Bir 100 milyonu bulur diye düşündüm ama sonuç itibariyle sızıntının üzerinde erkenden paylaşılmasıyla, bildiğiniz gibi normalde Rockstar Games Türkiye bazında yani akşam yayınlanacaktı bu fragman, ancak bir sızıntı olduğu için erkenden gece vakti yayınladılar. Bu yüzden henüz izlenmemiş olabilir. Ancak 11 saatte 57 milyon görüntülenme çok muazzam bir rakam yine de. Yani bizi en az bir 10-15 yıl daha götürecek bir oyun gibi duruyor şu anlık, ki daha bunun üzerine çok daha güncelleme gelir. Online taraf gelir mi gelmez mi, ki bence gelmesi gerekiyor, ki gelirdi diye düşünüyorum. Geldiği zaman da bunun çok çok daha üstüne çıkıp artık, yani tabiri caizse eğer lise çağlarındaysanız beni izleyenler, sizin çocuğunuz dahi neredeyse oynayacak bir oyun yapıyorlar gibi duruyor şu anda, ya da yapmışlar diyeyim yani. Bence yine de her şeye rağmen çok muazzam bir iş, çok kaliteli bir iş, çok güzel bir fragman. İkinci fragmanlarında ne olacak, ne kadar detay paylaşacaklar, bunları göreceğiz zaten. Şu anda çıkış tarihi olarak 2025 verildi. Zaten sızıntılara göre de 2025, Nisan 2025 deniyordu. Ertelenir mi, ertelenmez mi henüz bilmiyorum. Ama 2025'in Nisan veya Aralık ayına doğru, 2026'ya doğru çıkış yapacağını düşünüyorum. Tabii bizim ülkemizde bu ne kadara çıkar, ne kadara satışta verilir? 100 dolar mı olur, 200 dolar mı olur? Tabii o zamanın 100 dolarıyla bizim şu andaki 100 dolar aynı mı olur?
kim alabilir, kimler alabilir? Çıktığı zaman sadece bilgisayar platformuna mı gelecek, yoksa sadece konsol tarafına mı gelecek, yoksa PC tarafına da gelecek mi? Onu henüz bilmiyoruz. İlk etapta bence muhtemelen PC tarafına getirmeyecekler çünkü herhangi bir kırılma endişesine ihtimaline karşı, hile ihtimaline karşı bence ilk etapta PC tarafına ben getireceklerini düşünmüyorum. Açıkçası şimdilik yorumlarım bu kadar benim. Siz ne düşünüyorsunuz bu fragman hakkında? Yorumlarda kendinizi belirtin ve abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.